Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi her ay Kesin bir şekilde %5 ile %8 arasında bir kazanç elde edebileceğiniz, kesin getiriyi nasıl sağlayabileceğinizi anlatacağım bir yöntemle sizlerle birlikteyiz. Bu yöntem aslında sürekli olarak her zaman çalışabilecek bir yöntem olmasa da şu anda özellikle de yüksek enflasyonist dönemlerdeyken çok rahat kullanabileceğimiz ve kullandığımızda çok rahat bir şekilde kar edebileceğimiz bir sistemdir. Bu sistemi sizlere birazdan anlatacağım. Zaten piyasada son zamanlarda oldukça fazla videolarını da gördüğüm için yüz binlerce kişinin izlediği videolar halinde olduğunu gördüğüm için ben de hem kendi yorumumu hem kendi anlatım tarzımda bunu sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Hem de bunun negatif durumlarını, olumsuz durumlarını şayet gerçekleşirse nasıl pozisyon alabileceksiniz veya hangi pozisyonlarda çalışmıyor bunları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, zil bildirimini açmayı ve yorum atmayı unutmazsınız. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ilk katıl videomuz bugün yayındaydı ve bugünden sonra da katıl video videolarımız hızla devam edecektir. Youtube kanalımızın üyelikler sekmesine giderek katıl videolarını görebilirsiniz. Haydi birlikte videomuza başlayalım. Şimdi burada sizlere... Her ay kesin olarak nasıl %5 ile 7, 8, 9 civarında bir kazanç sağlanabilir bunu konuşuyor olacağız. Fakat bu yöntemin önce mantığını sizlere anlatmam gerekiyor. Şimdi yöntemimizin mantığını anlayabilmek için öncelikle TÜİK verilerine gidiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nun ana sitesindeyim. Buradan benim için gerekli olan iki tane nokta var. Birisi Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE, bir tanesi de yurt içi üretici fiyat endeksini gösteriyorum sizlere. Şimdi bakın önemli olan bizim için burada hepimizin bildiği tüfe yani tüfe dediğimiz nokta enflasyondur. Yıllık olarak biliyorsunuz ki Eylül ayının enflasyonu 3 Ekim tarihi itibariyle saat 10'da açıklandı ve tüketici fiyat endeksinin tüfenin yıllık %83.45 olduğunu, aylıksa %3.8 olduğunu görüyoruz. Şimdi burası bizim için önemli. Aylık %3.8 demek bir ay önceyle bu ay arasında ya da Eylül ayının içerisinde diyelim 1 ile 30'u arasında baktığımızda %3'lük bir fiyat değişimi olduğunu görüyoruz. Bu biraz daha tölere edilmektedir bir orandır. Bunu da söyleyebilirim. Burada iki tane nokta var. Bir tweet verilerini güvenmeyen taraf var. Bir de Son zamanlarda baz etkisinden dolayı bir miktar azalış görüyoruz bu var. Şimdi TÜİK verilerinin doğru olduğunu kabul edelim. Doğru olsa %3 olduğunu görüyoruz. Fakat birazdan sizlerle birlikte aşağı grafikte göstereceğim gibi bu %3 en minimal oran. Doğrudan TÜİK verilerine baktığımızda mesela işte şurada gördüğümüz gibi neymiş? 2021 11. ayda %21 olan enflasyon 12. ayda %36'ya çıkmış. Bakın aradaki değişim %15. Burada %3'ü görüyordum. Burada %15 görüyorum. Farklı bir ay seçiyorum mesela şurası. Nereymiş? 2022 4. ay ile 2022 5. ay arasındaki enflasyonun buçuk olduğunu görüyorum bu seferde. de. İşte gelelim şuraya bakalım. 2022 3. ay ile 2022 4. ay arasındaki enflasyonun tam tamına %9 olduğunu görüyorum. Bu da bana şunu söylüyor ki aslında burada gördüğüm yüzde %3 birazdan kullanacağım strateji için minimum kazançtır. Bir ay için. Ben ortalama videonun başında da ifade ettiğim gibi yüzde %5 ile Yüzde %8 arasında ortalama kazanacaksınız. İşte 3 olduğu zamanları %14 olduğu zamanlara amorti edecektir ortalama %8'ler mertebesinde bir kazanç elde ediyor olacağız. Şimdi bu %3'ün sürdürülebilir olup olmadığını yani enflasyonun devam edip edemeyeceğini biz aslında yurt içi tüketici fiyat endeksinden de bir miktar izlenim alıyoruz veya data almış oluyoruz. Şimdi buraya baktığımızda bir önceki yılı göre %51.50 ve aylıkta yüzde %4.78 ise buradaki yurt içi tüketici fiyat endeksindeki artış o zaman enflasyonda da verilerin yukarı yönlü gidebileceğini öngörmüş olabiliyoruz. Yani bu sistem enflasyon varken devam edeceği için şu anlık mantıkla enflasyon yokken de bu yine devam edecektir. Detaylarına geldiğimizde daha iyi anlayacağız. Şimdi buradaki nokta küçük yatırımcı için kredi kartı kullanımı ile mümkündür. Kredi kartı kullanımı ile ilgili videoları zaten taradığımda bunu görmüştüm. Ve bu yüzden kendi tarzımda anlatmak istedim. Şimdi burada farklı noktalar var. Bazı değinilmeyen oralara da değineceğim. Küçük yatırımcı için mutlaka mutlak suretle kredi kartı kullanımı ile mümkün. Fakat şirketlere ve veya danışmanlık verdiğim şirketlere, kurumlara farklı yollar izleyebiliyoruz. Fakat bizler birer küçük yatırımcıysak burada yapacağımız şey mutlaka sadece ve sadece küçük yatırımcı için kredi kartı olacaktır. Şimdi peyinti açalım, peyintin üzerinden de size anlatacağım. Şöyle hatta küçülteyim. Bu yan tarafta sizlere peyint üzerinden de anlatmaya çalışacağım. Bu oranlara özellikle. Mantığımız aslında şuna dayanıyor. Ben ay başında bir şey alırsam... Burada minimum enflasyon oranı kadar kazanırım ve borcumu da ay sonunda ödeyeceğim için kar etmiş olurum. Tekrar ifade ediyorum. Ben kredi kartımla bir yatırım enstrümanı alırsam veya sadece yatırım enstrümanı almak zorunda değilim bozulmayan bir gıda alırsam, fazla enerji alırsam, fazla demir çelik alırsam, pimapen alırsam veya işte dediğim gibi yatırım Aracı alırsam yatırım enstrümanları nedir bunlar fon olabilirim emtia fonu hisse senedi altınlar gümüşler tarzı bir özellikle de enflasyonla birlikte hareket edebilecek bir yatırım aracı aldığım zaman burada enflasyon olduğu için benim ay başında aldığım şey ay sonunda ortalama yüzde 5 yüzde 7'lik bir değer artışı sağlayacağı için ve ben de ay başında nakit olmayan paramla yani kredi kartımdaki paramla alıp ay sonunda bunu yüzde 7 fazlaya sattıktan sonra borcumu faizsiz olarak ödeyeceğim için arada ciddi bir kar etmiş oluyorum ve bu kar kesin bir kazanç adı altında bizlerle buluşmuş oluyor. Şimdi burada ne yapabilirim? Burada bir enflasyon artarsa benim gelirim artar. İki borcumu geri ödeme sürem artarsa arttırabilirsem karım artar. Şimdi ben borcumu geri ödeme süremi yani kredi kartımın daha sonrasında ödeyebilme lüksüne sahip değilim. Enflasyonu arttırabilme lüksüne sahip değilim. Burada belki yapabileceğim tek şey kredi kartı limitimi arttırarak daha fazla limitle bu işlemi yapmak benim tek burada doğru veya yapabileceğim nokta olacaktır. Tabii ki bu yapılırken faiz alınmadığından emin olmalıyız Yani ben aslında asgari tutarını ödersen veya hiç tutarını ödemezsem borç bir sonraki aya sarkıyor kredi kartlarına fakat burada bir işin içine faiz giriyor faiz girdiği zaman yeniden hesaplamam gerekiyor benim doğru bir şekilde yatırım yapıp yapmadığımı bu yüzden benim asıl mantığım şu 10.000 TL'lik bir kredi kartım var şimdi örnek üzerinden anlatalım 10.000 TL'lik bir kredi kartım var Hatta şöyle biraz büyüteceğim hemen. 10.000 TL'lik bir kredi kartım var. Ben bu kredi kartımla gidiyorum ve altın satın alıyorum. Gidiyorum yatırım fonu satın alıyorum. Artık bildiğiniz gibi e, mobil bankacılıklarınızdan bakabilirsiniz. Tefas aracılığıyla kredi kartınızla otomatik fon alımı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben 10.000 liralık bir fon aldım. Bu fonda gıda fonu olsun örneğin. Şöyle yazalım. Özellikle de en çok küçük yatırımcının ilgilendiği hem alım gücünü korumaya çalıştı hem de fiyat artışından en çok etkilendiği şey gıda olduğu için. Gıda fonu aldı 10.000 liralık. Kredi kartından çekildi. Ben bunu ne zaman ödeyeceğim? Bir bir ay sonra hesap kesim tarihinde ödeyeceğim. Bu süre zarfı içerisinde bu fonun ortalama %5 getirdiğini ve 10.5K yani 10.500 TL olduğunu düşünürsen ne yapacağım? Bu fonumu burada iki tane nokta yapabilirim. Farklı farklı aslında burada e, elimde yollar var. Tercih yatırımınızı, yatırımınızı olan güveninize bağlı olarak tercih yatırımınızın getiri dönüşlerini hesaplayarak yapmanız gerekiyor ama en basit yolda şunu yapabiliriz. Kesim tarihinden bir gün önce elimdeki gıda fonumu satarım. 10.500 TL elde ederim. Bununla gidip 10.000 TL olan borcumu öderim ve sonra elimde kalan 500 TL bana hiç benim olmayan parayla kar ettirmiş olur. Burada dediğim gibi eğer enflasyon artarsa daha fazla kar ederim. Eğer vadeyi geciktirebilirsem daha fazla kar edebilirim. Eğer elimde 10 bin lira değil de 50 bin liralık bir kredi kartı olursa daha fazla kar edebilirim. Burada bunu kullanmamızda fayda var. Çünkü ortada bir enflasyonist ortam var. Benim olmayan parayla faizsiz olarak kullanabildiğim sürece tabii ki kar edebileceğim. Fakat değinilmeyen bazı noktalar var. Bunlara sizlere önümdeki videoda da değineceğim. Yani negatif durumlar da var. Konjektürün yanlış yorumlandığı durumlar var. Bunları diğer videoda daha ağırlıklı olarak değineceğim. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Ben 10 bin liralık bir gıda fonu alırım. Bu illaki enflasyon var diye enflasyon oranında artmak zorunda değil. Bir. Hemen ikinci noktaya geçiyorum. Ben hisse senedi alırım. Hisse senedinin ne zaman düşüp çıkacağı doğrudan enflasyonla ilgili değil. Altın alırım. Amerika faiz arttırımı yapar altın düşer bu sefer 10.000 TL'lik borcumu 9.500 TL'lik bir elimde para geçer ve cebimden dışarıdan 500 TL vermiş olurum. Bu tabii ki riskli durumlar fakat biz ikisinin şans oranına veya ikisinin yatırımdaki düzeyine baktığımız zaman bu sistemin çalışma ihtimalinin zarar etmesine göre daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Çünkü gerçekten enflasyon var ve enflasyon olduğu için mal ve hizmetlerin fiyatları yukarı yönlü gidecektir. Ama aksi durumlar olabilir risk barındırıyor %100 güvenli değildir bunu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Fakat burada yapabileceğimiz %100 güvenliğe çekebileceğimiz nokta nedir? Aslında şudur. Biz yine kredi kartlarımızla aldığımız yatırım fonlarını ertesi gün satarak veya kredi kartıyla kuyumculardan altın satın alınabiliyor. Altın satın alarak veya işte bunun artık yasal yolu, yasal prosedürü neyse ki bunu kendiniz araştırmanız gerekiyor. Çoğu kredi kartlarında artık harçlık avansı dediğimiz veya nakit avans dediğimiz noktalar var. Bunları sağlayabiliyorsunuz. Örneğin 10 bin liralık bir kredi kartınız olduğuna banka direkt yasal prosedür olarak sizlere nakit avans veriyor. 10 bin liralık limiti 5.000 bin lirasını size nakit olarak verebilirim diyor. İşte dediğim gibi kuyumcudan altın alarak bunu yapabiliyoruz. Yasal yolu neyse bunu dikkatiniz tekrardan çekmek istiyorum. Yasal olacak şekilde buradaki kredi kartımdaki ben 10.000 TL'yi 5.000 lira TL olarak nakit avansını çekerim ve gidip günlük mevduat hesabına koyarım. Günlük mevduat hesabına koyduğunda nedir? Şu an %22 verdiğini düşünelim. Bu aylığa geldiğinde ne yapar bizim için? İşte %2.5 geldiğini düşünelim. %2.5'u alırım. Ay sonunda doğrudan %100 getiri olabilecek şekilde bunun ödemesini gerçekleştiririm. Buradaki örnekle bakın burada daha demin anlattığımız örnekle günlük mevduat arasındaki fark nedir? Günlük mevduatta %100 kazanç var fakat kar oranı daha düşüktür. Bu tarz bir sistemde fon olabilir, hisse senedi olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir tarzındaki yatırımlarda ise vade kısa olacağı için risk oranı daha fazla olacaktır. Ama risk oranı daha fazla olduğu için yani %100 bir getiri olmadığı için de kar oranı da çok daha yüksek olacaktır. Bu kredi kartıyla enflasyon arasındaki farkı elde edebilme kazanma metodu aslında tamamen buna dayanıyor. Bunu sadece kredi kartıyla yapmak zorunda değiliz. Bankalar bazı zamanlarda mesela yakın zamanlarda Akbank'ın böyle bir şey vardı. Yeni gelen müşterilere sıfır faizle 7500 TL'li kredi veriyordu ve ödemesi de 3 ay sonra mı 1 ay sonra mı ne başlıyordu? Buradaki yine kullanılabilecek bir sistemdir. Yani bizler enflasyon varken eğer elimize faizsiz tutabileceğimiz bir para geçiyorsa, bunu işletebiliyorsak tabii ki kazanacağız. Fakat şunu tekrar tekrar altını çizerek söylemek zorundayım ki aksi durumlar var. Toz pembe değil. Bazı noktalar daha olduğunu sizlere anlatacağım. Özellikle ve özellikle araç alırken ve ev alırken bu durumlar geçerli değildir. Farklı noktalar burada mevcuttur dediğim gibi. Onları sizlere tekrar alacağım. Yani bu dönemde krediyle ev almak %100 kazandıracaktır diye bir şey asla yoktur. Bunu önümüzdeki video serilerinde sizlere anlatacağım. Ama özellikle sıfır faizsiz kullanabildiğimiz kredilerde çünkü faiz yükünü hesaplamak da bir o kadar zor. Faiz yükü de öyle kafanıza göre hesaplanabilecek bir oran değildir. Kümülatif hesaplamamız, bileşkesini hesaplamamız vesaire gerekiyor. Önümüzdeki videolarda sizlere anlatacağım ama sıfır faizle kullanabileceğimiz her türlü nakit bize tabii ki orta uzun vadede kar olarak geri dönecektir. Eğer ki yatırımlarımıza güveniyorsak bu bunu herhangi bir yatırım enstrümanında değerlendirebiliriz. Eğer yatırımlarımıza güvenmiyorsak direkt günlük mevduatta yani risksiz getiri de değerlendirerek bu getiriyi elde edebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.